Hepinize merhaba dostlar. Bu videoda gördüğünüz gibi masam epey kalabalık ve hepsinin elektrik faturasına kaç TL etki ettiğini hesaplıyoruz. Hatta görmediğiniz bir sürü cihazın nasıl hesaplandığını da açıklıyorum. Bu videonun çekildiği tarih itibarıyla elektrik tarifelerinde 240 kWh saat sınırı uygulanıyor arkadaşlar. Eğer ay boyunca elektrik tüketiminiz 240 kW'ın altındaysa kilowatt başına 1,5 TL, 240 kW'ın üzerine çıkıyorsanız kilowatt başına 2,25 TL para ödüyorsunuz. Yani 240 kW sınırını geçtiğiniz anda faturanız %33 oranında artış gösteriyor. Tabii bir de bunun gece gündüz ayrımı var biliyorsunuz. Gece 22 ile sabah 6 saatleri arasında %8 ile 14 tasarruf sağlayabiliyorsunuz. Özellikle evinizde orta segment ya da eski bir klima varsa ve bu klimayı hem soğutma hem de ısıtma işleri için falan kullanıyorsanız muhtemelen 240 kW sınırını her ay geçiyorsunuz demektir. Tabii bu fiyatlar evler için geçerli dostlar. Yani eğer bir evde değil bir ticarethanedeki iş yerindeki tüketimi hesaplayacaksanız kilowatt başına ücret 4.6 TL'ye kadar çıkıyor. Ancak biz bu videoda evlerde sıklıkla kullandığımız teknolojik cihazların gündüz saatlerindeki elektrik tüketiminin faturaya etkisini anlatacağız size. Bir elektrikli aletin faturaya kaç TL etki ettiğini hesaplamak için şöyle basit bir formül kullanıyoruz. Watt cinsinden elektrikli aletin güç tüketimini alıyoruz. Bu sayıyı saat cinsinden aletin günlük ortalama çalışma süresiyle çarpıyoruz. Elde ettiğimiz değer aletin günlük kaç watt elektrik tükettiğini gösteriyor bize. Bunu tarifeler kilowatt cinsine dönüştürmek için de 1000'e bölüyor. Ardından çıkan kilowatt cinsinden tüketimi de 30 ile çarpıyoruz ve böylece hesabını yaptığımız elektrikli aletin bir ay boyunca kaç kilowatt elektrik tükettiğini hesaplamış oluyoruz. Tabii ki tüm bu elektrikli aletler her zaman üzerlerinde yazan elektrik tüketimini yapmazlar arkadaşlar. Bu değerler çoğu zaman maksimum tüketimi ifade eden değerler. Yani hesaplama sonucunda maksimum tüketimin faturaya etkisini görmüş olursunuz aslında. Mesela videonun başında gördüğünüz 1200 wattlık güç kaynağına sahip bilgisayar her zaman o gücü tüketmez. Bu maksimum değer. Bu yüzden bu hesabı böyle oyuncu kafasında yapıp günde 3 saat maksimum kullanım üzerinden ilerleyelim isterseniz. Güç kaynağımız 1200 watt'tı. Formülü uyguladığımızda günlük 3 saatten aylık tüketimin yaklaşık 242 TL etki ettiğini görüyoruz faturaya. Tabii bu tarifenin 240 watt üzerindeki fiyatından hesaplanmış bir rakam. Eğer bilgisayarınızın kaç watt güç kaynağına sahip olduğunu bilmiyorsa kasayı açmanız gerekebilir kasanın üzerinde yazmıyorsa. Ancak durun hemen açmayın. Eğer toplanmış bir sistem değilse yani hazır bir şekilde bir markadan aldıysanız kasayı açmak garanti durumunuzu bozabilir arkadaşlar. Toplanmış sistemlerde de kasayı açıp watt değerini güç kaynaklarının üzerinde çok rahat bir şekilde görebilirsiniz. Hatta kutusu duruyorsa oradan bakabilirsiniz. Kasayı açmadan elektrik tüketimini hesaplamanın elbette daha doğru bir yolu var. Hatta daha garanti bir yolu var. O da şöyle bir wattmetre edinmek. Bu cihazı prize takıp üzerindeki prize de ölçüm yapacağız. Bilgisayarın güç kablosunu taktığınızda anlık olarak kaç watt tüketim yaptığını görebiliyorsunuz. Tabii bu diğer elektrikli cihazlar için de geçerli. Gelin şimdi bir kasaya bağlayalım ve ne kadar elektrik tükettiğini birlikte görelim. Dostlar geldik tepe açıya. Cihazı görüyorsunuz elimde. Buradaki boş bir prize hemen takıyorum. Üzerine de bizim kasanın güç kablosunu yerleştireceğim. Evet kasa açıldı ve yavaş yavaş güç çekmeye başladığını ekranın üzerindeki değerlerden görüyoruz. Şu an anlık olarak yaklaşık 130 wattlık bir enerji çekimi yapıyor. Burada elektrik tüketimini hesaplaması için cihazın bir tüketim değeri girmemiz lazım birim fiyat açısından. Az önce söylediğimiz 240 watt ve üzeri aylık tüketimde uygulanacak tarifedeki 2 lira 25 kuruş kilowatt saat başına fiyatı ben buraya giriyorum hemen. Şu an anlık ne kadar elektrik çektiğini görüyoruz kasanın. Hemen altında da az önce girdiğim 2 lira 25 kuruşluk birim fiyat üzerinden ne kadar faturaya etki edeceğini bize hesaplayacak diyeceğiz. Tabii daha yeni açtığımız ve 1 dakikalık bir ölçüm yaptığımız için buradaki cost yani gider satırı 0 olarak gözüküyor. Bu zamanla ne kadar elektrik tükettiğini gösterecek bilgisayarın. Evet dostlar gördüğünüz gibi 20 dakikalık süre boyunca bilgisayarı biraz yorduk, oyun oynadık. Hatta şu an normale döndüğü için bilgisayarda elektrik tüketimi dengelendi ve 130-140 watt seviyelerine kadar düştü. Bu süre zarfında yaklaşık 15 kuruşluk, 14 kuruşluk bir elektrik maliyeti oluştu. Bu maliyet üzerinden saatlik hesaba baktığımız zaman 15 kuruş 20 dakika üzerinden saatlik 45 kuruşa falan denk geliyor. Günde 3 saat kullanacaktık biz bunu. 135 kuruşluk günlük tüketimi var. Bunu aya vurduğumuzda karşıma benim elektrik faturasında
aslında etki edecek tutar 40 lira, 40 lira 50 kuruşluk gibi bir tutar oluyor arkadaşlar. Çok daha yüksek performanslı bilgisayarınız vardır. Bir değil iki bilgisayarınız vardır. Bu elektrik faturasına ona göre etkisini hesaplayabilirsiniz artık siz de. Asus'un verdiği bilgilere göre de ortalama değeri bir bilgisayarın, bir masaüstü bilgisayarın 200-250 watt'tan almanız da size yaklaşık bir değer verecektir dostlar. Hadi gelin şimdi bir de akıllı telefonla bir ölçüm daha yapalım. Bir de bataryalı bir cihazın ne kadar elektrik tükettiğini görmüş oluruz bu şekilde. Evet, takalım akıllı telefonumuzu da şarja. Şu an %45'i dolu. Bu şarj cihazı yaklaşık 25 watt gücünde bir elektrik tüketimi sağlıyor bize. Cihazın ekranında da 27 watt olarak görüyoruz zaten. Bakalım telefon %75'e kadar ulaştığında toplam maliyeti bize ne kadar yazacak? Evet dostlar, telefonun da nasıl şarj olduğunu gördünüz. Şu an ben cihazın üzerindeki tüketim miktarına baktığımda yaklaşık %45'ten %80'in üzerine çıktığı süre zarfında 2 kuruşluk bir maliyet görüyorum burada. 6 kuruşluk bir %100'lük şarj tüketimi gözüküyor. Ama başta da söylediğim gibi akıllı telefonların şarj durumları her zaman stabil değil. Yani şu an ekranda gördüğünüz gibi güç tüketimini sürekli yapmıyorlar. Ama biz bir sıfırdan 100'e maliyeti bu şekilde hesapladık. Ne yaptık? 6 kuruşluk bir tek şarjlık maliyete ulaştık. Demek ki siz her gün telefonu şarja koysanız geceleri, sabah kalktığınızda ki telefonlar %100'e ulaştıktan sonra artık tüketim yapmıyorlar. Şarj aletleri de eğer böyle dandik bir şey değilse, akıllıysa elektrik tüketmiyorlar. Böyle bir durumda da görüyoruz ki bir telefonun şarj maliyeti 6 kuruş bize. 6 kuruşluk maliyeti 30 gün boyunca yapacağınız için 1 lira 80 kuruşluk bir aylık şarj maliyeti oluyor bir akıllı telefonun bize. Ancak beyaz eşya tarafına girdiğimizde asıl sıkıntıyla karşılaşıyoruz burada. Çünkü bu cihazlar uzun yıllar boyunca kullandığımız cihazlar. İşte bu eski buzdolapları ya da derin dondurucular görünürde sağlam olsalar da aslında elektrik faturanızı asıl şişiren cihazlar olabiliyorlar. Yani eski bir beyaz eşyanın üzerinde yazan değerle hesap yaparsanız bu sizi epey yanıltabilir. Böyle bir durumda dediğim gibi bu cihazı kullanarak faturaya gerçek etkisini hesaplayabilirsiniz dostlar. Diyelim ve artık yavaş yavaş videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Peki sizin evinizde en çok elektrik tüketen alet hangisi? İşte bilgisayarınız olabilir, belki beyaz eşyalar dışında bir cihaz varsa bunları yorumlarda belirtebilirsiniz. Video hakkındaki görüşlerinizi, önerilerinizi de bekliyoruz aşağıya. Bir başka videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.